Şimdi yeni bir sergi açtınız. Serginin adı Başka Zaman Başka Mekan. Evet. Niçin bu iki kavram üzerinden ilerlediniz? Ya da daha genel sorayım. Niçin bu başlığı tercih ettiniz? Ben akademi öğrencilik yıllarından bu yana mekan kavramı üzerine bir takım söylemlerde bulunuyordum. Uzun yıllar boyunca birçok sergi yaptım. Zaman kavramı da girdi bunun içerisine. Önce düz anlamıyla farklı bir galeride açtım. Farklı bir zamanda açtığım için başka zaman, başka mekan koydum. Ama yanı sıra bir takım felsefik göndermeleri de var bu başlığın. Burada kullandığım, bu sergide kullandığım ve daha öncekilerinde kullandığım benim biçimlerim var, elemanlarım var yani. Bu biçimler zaman kavramına göndermede bulunuyorlar. Örneğin bisiklet ele alabiliriz, örneğin dikili taşı ele alabiliriz. Bunlarda zamanı irdeliyorum. Örneğin bisiklet formu insan yaşamıyla özdeş, insan yaşamına benzeyen yapısı var. Geri vitesi yok. Enerjiniz bittiği zaman düşersiniz gibi buna benzeyen şeyler. Aynı zamanda dikili taşta da bir takım uygarlıkların simgesi olmuş dikili taşlar. Ben de 21. yüzyılda yaşayan bir ressam olarak kendi dikili taşımı yapmak istedim. Üzerindeki hiyeroglifler de bana zaman kavramı ile ilgili bir takım yazılar yazmamı öngörüyor. Dolayısıyla zaman ve mekan benim adeta zorunlu halde bu serginin adı olmasına teşvik etti diyebilirim. Bir de bunun yanı sıra ben kolaj ve asamblajlarla yapıyorum epeyden beri. Hatta üniversitedeyken bunun derslerini de verdim. Kutular kullanıyorum bu sergide. Kutularda da bir mekan kavramı var yapısı itibariyle. O yüzden bütün elemanlar yan yana gelip bu başlığı atmama neden oldu. Şimdi son yıllarda ülkece pek de iyi zamanlar geçirmiyoruz. Yakın bir zamanda çok da büyük bir afet yaşadık. Deprem tabii ki hepimizi çok derinden etkiledi. Yeni, belki bambaşka bir forma soktu hepimizi. Yeni bir bakış açısı kattı belki. Evet, evet. Peki deprem sizi nasıl etkiledi? Bu arada zaten serginizde de bu afetlerin izlerini de görüyoruz. Deprem sizi sanatsal anlamda baktığımızda nasıl etkiledi? Bir kere bu ülkede yaşayan bu toplumun bireyi olarak herkes gibi ben de çok üzüldüm elbette. Ama benim yaptığım resimlerde birebir bunu okumak mümkün değil. Çünkü ben anlatımcı bir ressam değilim. Bir yandan anlatımcılık yani bu resimlerde neyi anlatıyorsun sorusuna cevap verme olgusu çok eskilerde kaldı. Yani 20. yüzyılın başına kadar bu geçerliydi. Çünkü gerçekçilik akımı söz konusuydu. Rönesans sonrası, barok, rokoko vesaire. Ama 20. yüzyıldan başlayarak soyut sanat, dünya sanatında egemen oldu. Dolayısıyla sanatçıların duygu yanı, hissetme yanı daha ağır basmaya başladı. Ben bu sergiyi açtığım zaman söylemlerimde hem pandemiyi hem de depremi söz konusu ediyorum. Çünkü o dönemde atölyeden çıkmadım adeta, sürekli çalıştım. Ama bir yandan bu resimlerin birebir depreme göndermesi olmayabilir de olabilir. Bilmiyorum, onu incelemek gerekiyor. Yani konulu resim yapmıyorum. Ben resmin ancak kendi durumunu anlatabilirim size. Evet, şimdi aslında depreme de gönderme yapmıyorum dedi ama bir taraftan da gönderme de yaptığını söyledi. Şimdi az önce resimlerinizde gezdik. Resimlerinizdeki renk tonları oldukça canlı tonlar. Evet. Bu bakımdan baktığımızda bir tezatlık oluşturmuyor mu diyorum? İşte belki de bu yönden, bu açıdan söyledim ben. Yani o dramı her insan farklı yaşayabiliyor, farklı hissedebiliyor. Örneğin bu resimlerin arasında daha özel duygusal bir şey var. Annem öldüğü gün yaptığım resim de var mesela. O da çok renkli, anlıyor musunuz? Belki de diyorum bu karanlık resim yapmak yerine
ışığı, gölgeyi daha çok kullanmak yerine çok renkli yapmak tam zıttı bir anlayışın ürünü müdür diye bakıyorum meseleye. Şimdi az önce eserlerinizde kullandığınız bazı formlardan bahsettiniz. Dikil, taş, geri, bisiklet. Evet. Daha önce eserlerinizde görmediğiniz bir ev, yeni bir form eklendi. O da ev formu. Evet. Ev sizin için ne anlam ifade ediyor? Ev, başlangıçta yaptığım resimlerde çadır formunu ele almıştım ben. Zaten çadırdan üçgene, üçgenden de dikil taşa ulaşmıştı gelişme göstererek. Çadır biliyorsunuz Türk toplumu için, göçebe Türk toplumu için bir yaşam aracı, bir mekan aynı zamanda. O yıllardan bugüne baktığımız zaman ben değişmediğimi görüyorum esasında. Her ne kadar renkler, biçimler farklılaşsa da evler de benim dikil taşın tepeleri gibi adeta. Uç noktası olan ve aynı zamanda yaşam mekanını gösteren bir simge bence. Bir de bunu ek olarak depremde insanların evlerinin perişan olması, yıkılması, ailelerin yok olması, onları düşleyerek evi hem iki boyutlu olarak hem de üç boyutlu olarak resimlerimde kullandım. Şimdi sergi gezdiğimizde sergiye sadece resimlerimiz yok, aynı zamanda kutu çalışmalarımız yok. Evet. Şimdi bu iki formuna baktığımızda bunlar birbirlerini tamamlayan parçalar mı yoksa başlı başına bağımsız bir parça mı? Benim işlerimde bütün işlerim kendi başına bir form, aynı zamanda birbirlerini tamamlayan adeta tuğla gibi düşünüyorum ben. Tabii dışarıdan nasıl görünür onu bilemem ama yaptığım kutu çalışmaları sadece üç boyutlu olması farklılığıyla diğer resimlerinden ayrılıyor. Üç boyutlu oluyor. Diğerleri iki boyutlu biliyorsunuz. Ama bu benim için çok yeni bir deneme tarzı değil. Akademi öğrencilik yıllarında başlayan kolajlar ve asamblajlar, hatta enstalasyon diyebileceğim denemeler bugüne kadar merdiven biçiminde geldi bugüne kadar. Onlarla anlatıyorum kendimi. Eserlerinizi zaten çok yakından takip ediyorum. Ama hiç bilmeyenler için bir Yusuf Taktak resmi nasıl anlaşılır, ona ait olduğu nasıl anlaşılır? Az önce bisiklet dediniz, şimdi yeni bir şey olarak ev var. Bir Yusuf Taktak resmini nasıl anlayabilir hiç bilmeyen biri? Ya, hiç bilmeyen birine elbette anlatılmaz yani. Yani diyelim sadece resim değil bu. Sinema olabilir, edebiyat olabilir. Nazım Hikmet'i hiç okumamış birisi Nazım'ı nasıl anlatılır? Ya da Yaşar Kemal'i nasıl anlatırsınız? Ya da ne bileyim Fellini'nin bir filmini nasıl anlatırsınız? Hiç film izlememiş birisine. Bence resim sanatı bir kültürdür. Kültürü algılamak için önce bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yani bilmek gerekiyor bunu. Resim sanatını bilmek gerekiyor. Hangi sanatçıysa o sanatçıyı bilmek gerekiyor. Arkasından kültür geliyor. Bütün bunların toplamında uygarlıktan söz edebiliriz. Yani birbirini takip eden şeyler bunlar. O yüzden sürekli konuşmalarımda orta öğrenimdeki sanat eğitiminin son derece önemli olduğunu vurguluyorum. Son derece yapılması gereken bir şey olduğunu vurguluyorum. Birbirine bağlı şeyler yani. Şimdi ülkemizde sayıları her ne kadar az olsa da çağdaş sanat fuarları düzenleniyor. Evet. Şu günlerde kontrolü var. İlerleyen zamanlarda artistanlı olacak. Bu tabii bu çağdaş sanat fuarlarına nasıl bakıyorsunuz? Yani bir sanat tüketimi mi yoksa sanata katkıda bulunan bir festivaller mi bunlar? Ne dersiniz orada? Yani sanat yapılıyorsa eğer sanatın alıcısı olmak zorunda. Kuşkusuz öyle. Çünkü onlarla beraber yaşar sanatçı. Düşünün ki bir ülkede devlet hiçbir zaman sanatçıyı desteklemiyor. Hiçbir zaman. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda devlet destek yerine köstek olmuştur. Bu her zaman bizim söylediğimiz bir söylemdir. O nedenle fuar gibi şeylerin, yani fuar deyince ben tam tersine yüceltmek istiyorum. Sanatçının alıcıyla buluşacağı mekanlar olarak değerlendirmek istiyorum. Her ne kadar bazı galericiler bunu tüccar gibi ele alsalar da, ticaretine baksalar da, ben iyi niyetle bunların sanatçıya faydası olacağı kanaatindeyim. O yüzden de son derece
olumlu bakıyorum bu konuya. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada serginizin de tarihlerini sormak isterim. Sanat Saraylar ne zamana kadar sergi? 15 Ekim'e kadar görebilirler. Nerede kıyafet edilirler? Onu da sorayım. 15 Ekim'e kadar girip görebilirler sergiyi.